Ruh da Allah'ın üflediği bir şeydir. Allah'ın üflediği bir şey olduğu için Allah'ın üflediği ne olduğunu bilmiyoruz. Ama ilk yaratılış esnasında yaratılışla alakalı hadisi kutsi de şunu vardır. Allah kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı. Bakın kendi ruhundan ve nurundan bir şey yarattı ve ondan her şeyi yarattı. Kendi ruhundan ve nurundan yani kendi ruhunun da kendi nurunun da gerçek mahiyetini bilmiyoruz. Bilmemiz de bu mümkün değil. Ama ismi var mı? Var. Bunun değişik tecelliyatlarını görebilir miyiz? Evet. Değişik tecelliyatlarını gördüğümüzde bu odur der miyiz? Deriz. Ama ardından tenzih ederiz. O hiçbir şeye benzemez. Bu neyle alakalı? Bu zatla alakalı. Sıfatlarını bir şeye benzetsek dahi sıfatlarıyla da alakalı ne yaparız? Tenzih ederiz. İşte demek ki insanoğlu ne kadar ilim alırsa alsın, ne kadar bilgili olursa olsun, nereye kadar ulaşırsa ulaşsın, ruhla alakalı kanun, kaide belli, ona ondan size çok az bir bilgi verilmiştir. O yüzden normalde bir kimse ne kadar çok bilirse bilsin, bu kim olursa olsun, hangi konuda olursa olsun Allah'ın ilminin, bilgisinin, kudretinin, kuvvetinin yanında esamesi okunmaz. Azdır. Şimdi böyle insanlar bu ahir zamanda üç kuruşluk bir bilgi kendilerinde çok büyük bilgili, devasa bilgi yüklü insanlar olarak görüyorlar. Allah'ın ilminin yanında bütün kulların hatta Adem'den bugün zamana kadar, bu zamandan kıyamete kadar bütün kulların edinecek olduğu bilgileri üst üste alt alta koysak Allah'ın bilgisinin yanında esamesi olmaz. Yani nokta dahi olmaz. Bakın nokta dahi olmaz. Allah'ın bilgisinin yanında kulların bilgisinin. O yüzden ama ruhun varlığı ancak bedenin varlığıyla bilinir. Beden olmazsa ruhun varlığı bilinmez. Beden olmazsa ruhun tecelli edeceği alan yoktur ve bütün tecelliyatlar bir bedene e, taalluk eder. Şimdi rüya görürsünüz, öyle değil mi? İşte e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin rüyanızda gördünüz. Hepsi de ayrı ayrı görür, hepsi de bir suret üzerine görür. Bakın hepsi de bir suret üzerine görür. Ve o bütün herkesin gördüğü peygamber sureti hak mıdır? Evet. Ama hepsi de ayrı ayrı surette görünür. Doğru mu? Evet. Birbirine benzeşmiş olsa dahi aynısı mıdır? Değildir. Çünkü herkesin manevi haline göre, manevi derecatına göre bir peygamber görür. O sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. O gördüğü peygamber midir? Evet. Şek şübe edilir mi? Hayır. Çünkü onun şekline, şemaline şeytan giremez. Onun sesini de şeytan benzetemez. Hiçbir peygamberin şekline ve şemaline şeytan girmez. Giremez. Cenab-ı Hak dinini ve peygamberlerini böyle muhafaza eder. Eğer şeytanın şeytan peygamberin şekline, şemaline girmiş olsaydı bütün insanlığı kaosa sürüklerdi. O şeytan bu şeytana bu yasaklanmış. Yasaklandığı için şeytan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin suretine giremiyor. Ben peygamberim de diyemiyor. Bunu şimdi inkar edenler var. Bunu inkar eden hadis-i şerifi inkar ediyor. Hadis-i şerifi inkar eden de kafir oluyor. E zaten bu hadis inkarcılarının da başka bir şey söylenmez.